Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Geceniz mübarek olsun. Bayram arifeniz de mübarek olsun. Allah hakiki bayramları göstermeyi nasip eylesin. Auzu şeytan mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ala resulina Muhammedin salavat. Cenab-ı Hak iki cihanda aziz eylesin, tefikini refik eylesin, tesirini azim eylesin, iştirak ve amali uhreviyeden hissemizi ziyade eylesin, usul ve furularımızı da haberdar eylesin, mekanlarını cennet bahçesi mübahçe eylesin, aklımıza marifetullah, kalbimize muhabbetullah, ruhumuza müşahadetullah, bedenimize ibadetullah, hayatımıza istikametullah nasip eylesin. Cenab-ı Hak bizi bize bırakmasın. Biz bizi unuttuğumuz zaman merhametiyle bizi kucaklayıp ve korusun kollasın inşallah. Ee, güzel bir akşamda da beraberiz. Görsel olacak. Çok yemek verildi. Belki bir saate aşabilir. Ama ezmek istemiyorum çabuk çabuk. İşi vesaire olan ama fazla gideceğini zannetmiyorum bir buçuk saat gibi. Ama sıkılacağınızı tahmin etmiyorum. Çünkü metin, sif metin okumayacağım. Yani metin okuyacağım ama görsel olduğu için. Şimdi eskide bu taraftakileri söylüyordum. Şimdi bu taraftakiler ekranı göremeyebilirsiniz böyle asılmaktansa yani oturmak şart değil eğer dizinizde, dizinizde sorun yoksa ortaya gelirseniz görme sorunu var mı bilmiyorum Resul. Yani eğer görmeseniz tadını alamazsınız. Yani ekranı mutlaka görmeniz lazım. E, tesiri %57'dir. İşitsel %17'dir. Tamam. Şimdi şair ekseri etme Lugatı tarif ediyorum. Sonra tabiri külliyattan toplamadan tabiratı Nuriye olduğu için risalelerde o verilen manaları toplayıp bir araya getirdim. ifade etmeye çalıştım. Ona gelecek ama bu lugat bu. İslam işaretleri, İslamlara ait kaideler, Allah'ı anmak, hamd etmek, ezan okumak, İslam'ı kıyafet gibi bunlara şair-i İslamiye denir. Ne yapar yani? İnsanı nasıl yapılandırır? O kadar mühim ders ki. Çok acayip bir ders yani bu. İnsanı nasıl yapılandırıyor? Nerelerini nasıl değiştiriyor? Şairini senin şuursuz olarak düşünmeden bile sende nasıl bir ihya ve inşa ettiğini göreceksiniz. Çok faydalı bir derstir. Devam ediyorum lugatta. Bütün Müslümanlarla alakalı meseleler, yani İslam Müslümanların bütünsel alametleri bir arada aynı şeyi düşünmeye vesile ve alametler umumun hissedar olduğu işlerdir. Bütüne getirendir. İşaretler İslam'a sembol olmuş iş ve ibadetler İslamiyet alametleri diye Lugat'a böyle geçer şair. Değişik şekillerde değişik ifade edilmiş, uygulamada göstermiş. Onları bir araya getirmeye çalıştık. Şair şudur, mazide yaşanmış İslam medeniyetlerinin, geçmişte yaşanmış İslam medeniyetlerinin örf, anane kültür ve geleneklerinin bunları fiilen bedenen fiillerini yani eylemsellerini aklın fikirlerini vicdanın hislerini kalbin duygularını ruhun latifeleriyle doldurularak yani İslami o örf anane kültür olan o görsellerin içerisine bedenin fiillerini enerji yani ecdadın namaz kıldığını görmedim ama o namaz kılarken yaymış olduğu enerjiyi kodlanmış o şaire. Bedende harcanan enerjiyi, aklın fikirlerini bunu nasıl anlarsın? Ecdadın camisine girince buran buran Osmanlı kokuyu alırsın. Ve oradaki insanın ruhunu maddeye nasıl yansıtabilmiş? Maddeye ruhunu nasıl yüklemiş? Cumhuriyet döneminde yapılan camilerle ecdadın zamanında yapılan camilerin buran buran farklı kokması işte. Bedenen, beden namaz kılarken veya ezan okurken harcanan enerjiyi camiye koyarken taşı hisleri, fikirleri, aklın fikirlerini, vicdanın hislerini, kalbin duygularını, ruhun latifelerini oraya, o şeye doldurarak gelecek neslin fıtratlarına, tevarüsen, neseben, göstere göstere, nesilden nesile nakledip taşıyan Görsel ve işitsel, simge, sembol, şablon ve alametlerinin her zamandaki ali ruhları inşa ve ihya edip Müslümanları ali ruhlar onları görünce ihya oluyorlar, inşa oluyorlar. Yani bina inşaat yapılıyor, bir de içinde insan oturuyor. İnşaattan gelsin, inşa olup ihya oluyorlar ama yetmiyor bu. Niçin Müslümanlara düşmanlar? Niçin şairi istemiyorlar? Sufli ruhları dehşet ve vahşete sokan hafıza kartları gibidir şair. Onları öyledir. Çünkü aynı misal ediyor. Yüdülli bihi kesire ve kesira. Bununla çoğunu hidayete, çoğunu dalalete. 10 kişinin çoğusunu hidayet olsa altı kişi olur. çoğusunda dalalete. Çoğu kalmadı ki 4. Bir tanesi sayıdır bir tanesi kalitedir. Çoğusun hidayete götürüyor. Demek ki şairin tarifi yani tabiratı bu. Geçiyoruz bakalım ne, neler karşımıza gelecek. Yani şair İslam örfen. Mesela bir de zamanı tanımlayalım. Zaman nedir? Geçmiş zaman, alim erva. Biz anamızdan doğma ile hayat bulmadığımız gibi kabire girerek vefat ederek de hayatımız son bulmaz. Bir daha. Biz anadan doğduğumuzdan dolayı hayatlanmadığımız gibi kabire girerek de hayatımız son bulmaz. Biz Eles tu bi rabbikum kalu beladan hatta ilmi muhiti ezeliden beri ezelden ebede hayat nurundan medet alır bir yapıya sahibiz, hakikata sahibiz. Cenab-ı Hakk'ın işte bir zamanı tarif edelim. Şöyle bir tarifi hiçbir yerde bulamazsınız. Yani şu aşağıdaki tarif geçmiş alim ervah er ruhlar alemi mustakbel de ahiret. An ne demektir? Şimdi burası geçmiş, burası gelecek olsun. Andayım. An mazi olabilmesi için istikbal ana gelmesi lazım. An is geçmiş olsun. Biri birine muhtaç, biri bilsiz olamaz. Bir tanesi kaldırırsanız andayım diyorsanız Mazi ve mustakbel de değilsiniz. An mazi olabilmesi için istikbal an olacak. An da geçmiş olacak. O zaman an nedir? Geçmişin vukuatlarını, geleceğin bize göre olacak imkanatlarının olmakta olandır. Ne demek? Şu anda ben andayım. O hislerim, fikirlerim, duygularım, latifelerim an an sizde değişmiyor mu? Bende de değişiyor. Şu anda haletim değişiyor. Her an fikirlerim değişiyor. Duygularım değişiyor. Siz de değişiyor. Ruhlarınız değişiyor. Bu değişme durur mu? Hiçbir anda durmaz. O zaman insan nedir? Olmakta olandır. Şu anda sorulduğu zaman neyse sorulduğu anda verilen cevaptır ama olması devam ediyor. Değişimi devam ediyor. Terakkisi veya tedenisi devam ediyor. Ne zaman? Vefat etsen bile devam ediyor. Berzatta devam ediyor. Cennette devam ediyor. Cehennemde de devam ediyor. Annedir o zaman. Anı şimdiki zamanı geçmişten koparamazsınız. Gelecekten de koparamazsınız. Annedir geldim ortaya. Geçmişin yaşanmışları, vukuatlarını, geleceğin olabilme ihtimalleri, imkanatlarının olması devam eden, olmakta olanım ama olmam de durmuyor, devam ediyor. Olmakta olanım geç. Şair zahirde bir madde gibidir. Camenin duvarları, gelecek ezan, tesettür vesaire gibi maddedir. Fakat içi böyle doludur. Yani bir Ayasofya'mızın ışık yanmamış olduğunu düşünün. Bir de içinde ve dışından nurlanmış. Nasıl oluyor? Şair, e, bu yazı şairlerin bakın içi doldurulmuş. İçi dolu olan yani zahirde gözüktüğü gibi değil. içi dolmuş. En azından fizikte eşittir mc kare. Madde donmuş enerjidir. Biz biliriz ki buz ama sudur. Su ama H2O'dur. H2O ama enerjidir, esirdir, madde hayat, aynı hayat, hayatın hakikatıdır. Aynı şey. İşte şair de böyledir. İçi doldurulmuş. Bir de bas bakayım bak nasıl doldurulmuş. Şuraya bak ya. Böyle doldurulmuş. Yani farklı farklı manaları, farklı farklı renklerle. Pembe gibi renkler kalbi anlatır. Mavi gibi renkler dima anlatır. Evet geç. Şuraya bak ya. Mesela şair İmam Şafi der ki, hukuktan söylüyorum. Bir memleket İslam'a girerse, sonra işgal edilip orası halkı değiştirilse, diyarı küfür gibi olsa bile, orada bir mezar taşı kalsa bile, oraya Darul Harp denilmez, Darül İslam denilir İmam-ı Şafi. Gene İmam-ı Şafi'den devam ediyoruz. Şairin ne demek olduğunu şöyle diyor. Düşmanınızın okunu takip edin. O sizi dostunuza götürecektir. Düşmanınız nereye hücum ediyorsa o sizi siz edendir. Ona uyarsanız sizi sizden edecektir. İşte şairlerden bir tanesi de kabristandır. Kabristan nedir? Şu memleketin mabit ve medaris diniyesinden başka yani şu memleketin ibadet yerleri, camiler veya eğitim yerleri, medreseler onlardan başka kabristanın mezar taşları dahi birer telkin edici yani eğitici, anlatıcı, ders verici bir muallim hükmündedir ki o mani mukaddeseyi yani şunun tanımladığı manayı içerisini mukaddes mana. Ahiret mukaddestir. Ehli imana ihtar ediyorlar. Yani bu. Onun için kaldırmaya çalışıyorlar. Sanata da bak yani. Şu ecdada bak. Ruhunu nasıl yansıtmış. Evet bir tanesi şair kabristandır. Onun için yıkmaya çalışıyorlar. Niçin buna düşmanlar? Çünkü kadının siperi ve kalası çarşaf olduğunu söylüyor. Lemalarda geçiyor. Yani siperi kalası. Yani savunma hattı taarruz şeyi. Yoksa ne şahsiyetin kalır ne kimliği ve kişiliği kalır. İşte onu hiç unutmayacaksın. İmam-ı Şafi'nin düşmanınızın okunu takip edin. O sizi dostunuza götürür. Düşman niçin oluyorlar? Ondan. Devam et. Sarık neymiş? Sarık canım bez parçası. Böyle bir ustadın talebesiyiz. Diyor ki mahkeme reisi sarığını çıkart diyor. Diyor ki bu sarık bununla çıkar diyor. Böyle o tarihte söylemiş. Niçin istiyorlar? Sakalın benzeri vardır. Charles Darwin, belki be benim dedemden daha güzel sakalı var. Hemen din hatırlanmıyor. Acaba sünneti mi, kutlu mu derler ya, hemen din hatırlanmıyor. Ama sarık, çarşaf ve gelecek ezan, mezar taşları görünce, mezar taşları e, hukukta tapu almakta da kullanılıyor yurt dışında. Burası bizim memlekettir diye mahkeme verildiği zaman, Mezar taşları delil oluyor mahkemede. Şimdi bu sarık, bak görüyor musunuz? Bu başta çıkar. Çıkar ne olacak? Böyle bir ecdadın torunuyuz. Allah'ın izniyle. Şahlanıyor zaten nesli. Nesli cedid geliyor. Aa bak. Tanrı oldu. <laughs> kalsın. Şüphesiz bilirim, bildiririm. Kaç sene okutuldu? 18. 18. Bu adam asıldı biliyor musun? Hükümet düştü. Mekanı uçunu şehit başka oldu. Sapacağım. sıratel müstakim, sıratel Enam nam Yani Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e, fahri kainata, Şeybettin suretin Hud, Hud, sureti, Hud suresi beni ihtiyarlattı. Niye? Niçin? Fes takim kema emr olunduğun gibi dost doğru ol dendi. Kendisini öyle bir sorguladı ki, ihtina o hidayet olan, doğru istikamet olan, dünya ve ahireti temin eden sırat-ı müstakime ilet. Bunun delili var mı? Nasıl istinam? Daha önce verdiğin, nimetlendirdiğin, o üzerine onu verdiğin kişiler vardı ya. Kim onlar? Dediğim vakit baktım ki mazi tarafına göçüp giden kafile-i beşer içinde gayet nurani, parlak enbiyalar bunlar. Yani öyle bir hidayet istiyoruz. Öyle bir istikamet istiyoruz ki daha önce 124 bin peygamber gelmiş. Onlara yaptığın gibi sı sıdıkinlere, şuhedaya, evliyaya, salihin kafilelerine, kafilerine gördüm ki istikbal zulümatını dağıtıp bunlar bak ihtine sıratel mustakim, sıratel lezinenem talihim ne yapıyor bizde? Şimdi insan maziden geldik bir derece üzülüyoruz günahlarımızdan bazı şeyler seviniyoruz ama istikbal insanın en büyük meselesi kabir nasıl yapacağız o kabir zulümatını? ne ne yapacağız ne edeceğiz nedir zaten matematikle çözemiyorsun kimya ile çözemiyorsun kabir ve sonrasını fizikle çözemiyorsun. Neyle çözeceksin? Bunlarla çözeceksin peygamberler. Ne yapmış onlar? Bizim geleceğimiz onların bulunduğu yerdir. Zahirde onlar geçmiş ama hakikatta istikbalde onlar. Şöyle diyeyim. Bizim yaptığımız bugün ibadetler geçmiş mi? Geçmiş. Biz onları Allah diyor mu ki göreceksiniz haşir meydanında? Göreceksiniz. Görmeye gideceğiz. Peki yaptığımız ameller nerede görmeye gideceğiz? İstikbalde geçmişimiz istikbaldır. Sureta, surette geçmiştir, hakikatta gelecektir. Ona gidiyoruz. İşte o peygamberler yaşamış ama bana ne yapmış? Benim istikbal zulümatını dağıttıp ebede giden yolda bir caddeyi Kübra-i Mustakim'e gidiyorlar. Cadde açtı bana. Kabir sonrasında böyle olacak evlat. Evladım şöyle olacak. Böyle sana diyecekler. Buradan buraya götürecekler seni. Böyle bir alem geliyor. Böyle bir hakikat var. İnsanın en büyük ciddi hakikati ve kalemi diye ge geleceğimizi, ahiretimizi temvir ediyorlar. Nurlandırıyorlar. Kim? Peygamberler, Sıdıkinler, Şehitler, 124, bin, şey, 124 milyon evliya, hak ve hesaba gelmeyen salih kafileler. Onlar. Bu kelime, yani şu kelime, beni o kafile iltihak etmek için yol gösteriyorlar belki iltihak ettiriyor. Bu <laughs> ihtina sıratel mustakim, sıratel lezine nam aleyhim. tabiri beş vakit namazda söylememizin bir hikmeti istikbal zulümatını dağıttıran şu kafilelere bizi bağlayandır. O aleme ithal ediyor. Ünvandır bu, tabirdir bu, semboldur bu, simgedir bu, alemdir bu, alametlerdir bu. Oraya bağlıyor. Bak şimdi bu adam gidiyor. Fakat istikbale bak nelere bak denk geliyor. Bak yılan çıyan kabir. O düşünüyor. Ne yapacağım? Bir zat çıkıyor. Şimşek gibi küfrün zulümatını, karanlığını dağıtıyor. Şimdi bu asırda bu. Gelecek geçmiş asırda kimler? Şeyh Abdülkadir Geylani Kudüs'e soruyor. Kafirler demiş ki kafirlerin sözüdür bu biz İslamiyet'i kabul etmiyoruz ama Geylani'yi de inkar edemiyoruz. Onlar demiş. Bahaddin Nakşibendi Hazretleri, Şahın Nakşibendi Hazretleri'nin na nakış yapan, anlamına gelen murşitlerinin kalbi dünyadan ahirete bağladığı, düşünüldüğü için bu at verilmiştir. Böyle bir nurani bir zat hücum edildiği, zat. Osmanlı'da o tarikat dediği için ikide bir tarikatçısınız, cemaatçısınız, tarikatçısınız. Bu işte bu. Kadiri ve Nakşi. Allah şefaatlerine mazar eylesin. Amin. Allah onlardan razı olsun. Amin. Rabbim nasıl yakışıyorsa kendisine öyle muamele etsin. Cenab-ı Hak kafirlere rağmen bunların feyzini Müslüman evlatlarına nasip eylesin. Muhyiddin Arabi, ulum İslami'nin bir mucizesidir diyor. Mevlana Ali Bağdadi, Ziyahüddin, dinin işi aydınlığını ad adına verilmiş. İmam-ı Rabbani, Mücedid-i Elfisani. <laughs> Acayip bir insan. Beni tuhaf yapıyor. Yani daha da İmam-ı Gazali, hüccet -i İslam. E, hüccet, delil, burhan manasında lugattayken en az 300 bin hadisin ravisi, şey, metni, ravisi, ananesini bilerek Ezberden söyleyebilene denilir. Hüccet o demektir. 100 bin bilene hafız, 200 bilene hakim, 300 bin hadisi, metnisi, ravisi, ananesini bilene hüccet el İslam İmamı Gazali. 1 milyon hadisi bilen zaman ifadesiyle kim? Ahmet bin Hanbel radıyallahu anh. Şimdi bu zatı, bu zat ikisini görmüştüm rüyada. Ruhun rengi acaba hangisidir diye bir onu gördüm bir yani bırakmıyor seni. Onun için anlattım rüyada gördüm diye. Kaç sene geçmiş? 400 500 sene geçmiş. Mesela şu zat, şu zat 800 sene geçmiş. Hani cana bak nasıl nasıl hamdedeceğim bilmiyorum. Geldi. Yani bu böyledir. Bu da böyledir. Nereden biliyor benim gece yatağımda bunun bunun peşine düştüm bu mananın. Yani böyle insanlar bunlar Haydırlar. Hay canlı ve ruhludurlar. Bunlar da bir şair oluyor. Şair oluyor. Onun için hücum ediyor. Bunlar şair. Bir gelir misin? Bunlar kim? Bu adam düşünüyor. Hepimiz gidiyoruz. Önüne yılan geldi. Kabir. Düşünüyor da bu toprağın altında kabir yok mu? Ke şey, yılan çiyan yok mu? Ne yapacağım diyor. Ne yapayım? Bunu bak merak etme. Kabir bir berzahtır. Köprüdür, koridordur. Şimşek gibi çaktı bu alemin semasına, dimalarına, kafirin kafasının kafasına hiçbir şey de yapamadılar çok şükür. Zamanın imamları, zamanın, 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 zamanın imamları bunlar. Bunlar bizim ceddimiz, bizi Allah'a taşıyan, bağlayan, o hakikatler bize ifade eden asıllarımız, hakikatlarımız bunlar. İşte o giden adam düşünüyor ne yapayım? Bunlar geliyor. Diyor ki merak etme yılan çıhan. yok. O zahirdedir, surettedir. Sen anadan doğduğun doğduğundan hayatlanmadığın gibi vefat etmeyle de yok olmayacaksın diyenlerdir. Bu surettir. Sen bu değilsin. Şu anda beni görüyorsunuz. Benim beni gördüğünüz şey şahadettir. Ama benim ruhum, aklım, hissim, duygularım, latifelerim siz görüyor musunuz? Yok. Gaybim ben size. Gayb fikirlerim, duygularım, itikadım, imanım, anlayışım, sezişlerim siz görmüyorsunuz. Sizin benim iç halimim gayiptir. Ben size gaybınıza hitap ediyorum. Ben gaybım, siz de gaybsınız. Yalnız bedene şahadetteyiz. Yani biz zaten ahireti yaşıyoruz be kardeşim. Gaybi yaşıyoruz. İman gaybı adır. Ben gaybtan konuşuyorum. Duygularımı görüyor musunuz? Ben senin duygunu görmüyorum ki. Aklım aklına hitap ediyor. Gaybtan gayptan konuşuyoruz. Ama şehadette ifade ediyoruz. O yürüyen adam vardı ya. Yılan var. Zahire baktığın zaman çilen, çiyan akrepler var. Birden fesuban Allah dedim. Zulümat istikbali temir eden ve kemali selametle giden bu nurani kafile yüzmeye Yani o büyük kafileye. Bir birkaç tane önümüne gösterdik. Kafi, büyük kafileye. İltihak etmemek, onlara dahil olmamak ne kadar hasaret ve helaket, helaket olduğunu zerre miktar şuuru olan bilmesi lazım. Yani bu kadar insan bak şu andaki gibi muhabere iletişim olmadığı halde 124 bin peygamber geliyor. Ekseriyeti mutlakası birbirinden haberi yok. Geliyorlar aynı şeyi söylüyorlar. Allah var diyor. Ben peygamberim ahiret var diyor. Aynı meseleye parmak basıyorlar. Böyle bir dava hiç duydunuz mu? 124 bin böyle düşünür. Felsefede iki tane filozof aynı şeyi söyleseler zaten ortaya çıkamaz. Bir tanesi olur. Ve onlarda hakikat yoktur. Devamlı hakikat arayış vardır. İki filozof birbirini teyit edemez ederse zaten bilinemez. 124 bin peygamber geliyor. Farklı zamanlarda, farklı coğrafyalarda, farklı mekanlarda, farklı toplumlara, farklı kültürlere geliyorlar. Aynı şeyi söylüyorlar. Böyle bir ittifak edilmiş ne mesele vardır? Bunların en büyük delili de mucizelerdir. Ya adama bakın, insanlara bakın ya, insanlığın seviyesine bakın. Ne kadar dip, ne kadar yüksek. Parmağından Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Parmağından su akıyor. Adam bu sudan içiyor. Devesini suluyor. Kabını dolduruyor. Gene münafık. Geldi Hasan. Bunlara bir şey anlatacak da düzelecek. Hocam bir şey anlatacak. Siz bir şey anlatacaksınız da. O düze düzelmez kardeşim. Peki kim düzelir? Kesecek miyiz anlatmayı? Düzelme niyetleri olanları, olmayanları ayırt edemediğimiz için anlatıyoruz. Ama niyeti olan arayıp buluyorlar o edviyi Kur'aniye'yi. Parmağından su akıyor. Ay ikiye bölünüyor. Ağaç yürüyor. Adam hala kafir. Allah ne yapsın? Peygamber ne yapabilir? İşte mucizeler onların ne büyük delilleri. Diyor ki ne kadar hasaret ve helaket olduğunu zerre miktar şuuru olan bilmesi lazım. Acaba bidaları icat etmekle o kafile uzmadan inhiraf eden nereden nur bulabilir? Hangi yoldan gidebilir? Bidalar neydi bida? Olmayanı dine katmak, var olanı dinden çıkartmak. Bugün ikinci dersim olduğu için biraz şeydir yani. 3-4 saat dersimiz olmuştur öğleyin. Acaba bidaları icat etmekle yani onları değiştirmek, onları kaldırmak yapamayınca münafık ne yapar? Kafir şairleri kaldırır. Münafık ise kaldırmaz. Onu içine girer değiştirir. Kafir karşımızdadır, münafık içimizdedir. Bizden gözükür. Belki de seninle benimle öğle namazını kılar. O kafileyi uzmadan inhiraf eden nereden nur bulabilir? hangi yolda gidebilir? Yani onu kaldırdın. Tamam o kafileden çıktın. Nereden ne bulacaksın? Kime dua edeceksin? Kabir ve sonrası ne yapacaksın? Demiş ki insan gömüldüğü zaman yok olacak. Beni diyor işte böyle dik gömün diyor. Böyle de gömmeyin. Yer kaplamasın. Bu işte. Kendisini böyle tanımlamış. Oysa Müslüman insanı nasıl tanımlıyor ya? Avrupa filozofları düşünen, anlaşan, üreten, imal eden, çatışan, çelişen, ama her şey demişler sonunda şöyle demişler. Hayvandır. Düşünen hayvandır. Üretken hayvandır, bir hayvandır demiş. Ama Risale'de ne diyor? Kainat Kur'an'ının ayeti kübrasıdır diyor. Başka kainat Kur'an'ının ayeti kürsüsüdür insan. Kainat ağacının hem kökteki çekirdeğidir hem son meyvesidir diyor. Şu tanımlamalara bak ya. İnsana bak. O ne diyor? Hayvandır diyor. Devam et. Bir de neymiş bir daha? Olmayanı var etmek, varı çıkartmak. O neymiş o? Bir görsel bakalım bir dayı. Ezan akıdı da gel. Tanrı oludur, Tanrı oludur. <laughs> Ezanı kaldırmıyor. kaldırmıyor. Tanrı oludur, Ezan kalkmıyor. Tanrı oludur, Çabuk olsun diye atladım. Kaldırmıyor. Tanrı Yoktur, <laughs> Bütün sermayem bu benim. Ne ile geldin diyecek Allah. Ya Rab düşmanına düşman oldum. Başka hiçbir şeyim yok. Oğlum <laughs> <Abi>, koşsana. <Dur. gülüyor> Kaldırmıyor bunu. Sen ne işin var burada? Devlet yönet, burada ne işin var? Şimdi adam da geleceğim dedi. Bunları kaldıracağım, yıkacağım, dözleyeceğim, dozerleyeceğim dedi ya. Aynı kafa. Dozerleyeceğim dedi de dozer. Ha buralar olmayacak. Üç medreseler, camiler, medreseler, kabrisi hepsi dozer. Ama dozerlendi yani adam. Bak. Ben... Allah ile savaş açıyorsun ya. Allah ile savaş açınca benim keyfim artıyor. Üzülmüyorum. Bana savaş açarsa Tamam mücadele et. Peygamber Hazreti Sen dedesi miydi? De, devesini istemiş. De, dedesini şey devesini değil mi? Ebrehe geldi dedesi. Geldi. Ya ben dedi Kabe yıkmaya geldim. Sen devenden bahsediyorsun. Ben bunun çobanıyım. Onun çobanının sahibi başkasıdır diyor. Ya bu dine savaş açanın, bu alem İslam'ın imanına kastetmek isteyenlerin ah yarın işte seçim. Allah nasıl bertaraf edeceğini göreceksiniz. Evet bizden istiyor. Kafirler istemese de yapacak ama Müslüman istemesi lazım. Çok acayip bir şey ya. Yani ne insanlar devriliyor basit basit düşüncelerle, basit basit sebeplerle ne imanlar gidiyor ya Rabbi. Ne beyinler, ne ahiretler sönüyor. Acayip. Evet. Geçtik, Geçtik değil mi? Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam rehberimiz ferman etmiş ki küllü bidatin dalaletün ve küllü dalaletin finnar. Her bir bidat dalalettir. Her dalalet cehennem ateşidir. Hatta başka bir hadiste şöyle geçiyor. Ben mülbisine mülevisine her türlü rezil kepaze ümmetimin ümmetimin günahlarına şefaat edeceğim hepimize. Şefaat edeceğim. An şart bir kişiye, bir tayfaya şefaatim yoktur. O da bida ehline şefaatim yoktur. Zira bida cehennemin köpekleridir diyor. Yedi kebairinde bir tanesidir ya dine zarar ve bidalara taraf. Evet. Dine zarar veren bidalara dalara Yani budur. Peki neymiş? Acaba bu ferman-ı katiye karşı ulemayı su yani affedersiniz mide ve uşkurluğuyla dine bağlı olan, dünyaya bağlı olan dini uşkurluğu ve midesiyle olana ulemayı su tabirine layık bazı betbahlar. Mesela vitrinde şöhret olayım diye dine taviz verenler, olmayacak olmayacak şeyleri yüceltenler, alileri indirenler yani ille ulemayı su para makam değil şöhrettir kariyerdir yani seni senden eden sebep her şey seni ulemayı su yapar. Ulemayı su son şeyhül Mustafa Sabri Efendi'nin bir kitabı var. Kitabın adı Dini Tamir Davasında Din Tahripçileri. Kitabın adı bu. Dini Tamir Davasında Din Tahripçileri Ulema su tabirine layık. Bunları bulmak çok kolay artık. Televizyonda baktığın zaman dini tamir davasında veli nimetlerimiz zannettiğimiz şeyler normal bir Müslümanın bile demeyemeyeceği, taraftar olamayacağı, tarafı o tarafta olamayacağını taraf eden ve tanımlayan, söyleyen adamlara denk geliyoruz artık. O kadar kolay ki onları tanımak. Tabirine layık bazı bedbahtlar hangi maslahatı buluyorlar? Hangi fetvayı veriyorlar ki? Bak şöyle buluyorlar. Lüzumsuz zararlı bir surette şair İslamiye'nin bediyatına karşı geliyorlar. Yani şair İslamiye'nin açık ifadesine. Oysa şairler bir mektep gibidir, bir askeri kışta gibidir, bir hoca gibidir, öğretmen gibidir. Haykırır mazi istikbale. Hangi sebebi bulmuşsun ki lüzumsuz zararlı surette? Şair İslam'ı e kaldırıyorsun. Kardeşim bunu niye kaldırıyorsun? Tam üşüyor mu yani? Poter bunun ne, bundan kafamı mı Yani bunun için Poter için adam asılır mı? Şair İslam'ı'nın e bediatına karşı geliyorlar. Madem değeri yok. E, onun için değeri niye var? Hani demişler ya başörtü bez parçasıdır. Başörtü bez parçası ise bayrak da bez parçasıydı. Poter de bez parçasıydı. Adam bir tanesi vardı böyle bütün mitiklerde böyle selam verirdi. Niye? Hayırdır ne vardı bunda? Bütün o on, sır onun altındaydı da bunun altına çıkıyordu. Aa, kuş okuposuz, okus pokus çıkartıyordu. Yani madem bez parçasıdır, bez parçası için adam mı asılır ya? İskilipli hocayı ben asmadım ki. Lüzumsuz, zararlı bir surette şair İslam'ın bedihatına, açık İslam'ı anlatan o örf anane kültürüne karşı geliyorlar. Tebliğli kabil görüyorlar. Olsa olsa... Bunlar? Muvakkat bir cilbe-i manadan gelen. Yani niye yapıyorlar? Yani mesela İslam kisvesi altında veli nimetlerimiz ilahi yattakilerin bazıların. ilahi yattakilerin bazıları niye değiştiriyorlar? Yani o da olur. Gerek yok. Ezandır. kılık kıyafeti. Sebebi şuymuş. Muvakkat bir cilbe-i manadan gelen bir intiba muvakkat o ulema-i su aldatmış. Yani adamlar Türkçesini bilmiyorlar manasını bilmiyorlar bilseler bilseler zahirde güya bir menfaat veriyor gibi oysa o tabirin içerisinde sif mana yok ki mesela benim kelimem ağzımdan çıkıyor görmüyorsunuz o bir de şair bu kelimemin içinde benim davranışlarım var. Heyecanım var, aklım fikirleri var, vicdanın isteği var, kalbim duyguları var, ruhum latifeleri var. Hakikatın ihlası varsa da o da var. Kelam geldiği zaman senle, sen de bunları uyandırıyor. Şair aynı böyledir. Ağızdan çıkan kelime, aklımdan çıkan aklına, vicdanımdan çıkan vicdanına, kalbimden çıkan kalbine, ruhumdan çıkan ruhuna, eneden neden gelen şahsiyetten seni şahsiyetini oynatıyor. Yani seni telkin ediyor. Şu anda benim sesimi gören var mı? Yok. Bak seni nasıl uyandırıyor? Ya nasıl olur ya gözükmeyen şey ben, beni nasıl uyandırır? Aklımı, duygularımı, hislerimi nasıl canlandırır? Ha benim kelimem seni nasıl canlandırıyorsa şair de böyle canlandırıyor. İçinde ecdat var. Şairin karşıtı küfürdür diye bir <laughs> abi. Bidattır. Bidattır. Ya kardeşim bu kelimemin içimde sifmana mı var? Duygum yok mu? Latifem yok mu? Hislerim yok mu? Gayem yok mu? Heyecanım yok mu? Simam yok mu? Her şey var. Ke nerede? Kelam. Sırf mana mı var? Yani meali mi var? Bak şimdi gelecek zaten. Az önceki ezanda da aynı sorular. Mesela evet. kanunudur, kelimeyi anlıyoruz ama bize hiçbir şey vermedi. Şaban, Arapça ezan okununca hepimiz duygular. Mesela nasıl ki bir hayvanın yani le meal vermek, kendisini ortadan kaldırmak şuna benzer diyor usta. Mana verdi. Allahu Ekber Allahu Ekber. Tanrılıdır, Tanrılıdır. İşte desen şuna benziyor. Nasıl ki bir hayvanın veyahut bir meyvenin derisi soyulsa, hayvanı içen biliyorsunuz. Hemen bembeyaz olur. Elmayı ve patatesi soysanız canlı olur. Bıra sıra ne olur? Muvakkat bir zarafet gösterir. Güzel olur zahirde. Fakat az bir zamanda o zarafet, zarif et ve o güzel meyve o yabani ve paslı ve kesif ve arizi deri altında siyahlanır, tafun eder. Aynı şuna benzer. Bak şimdi, görüyor musun? Manayı verdin. Biraz sonra bak ne olacak? Verdin. Tan Tanrı oludur, Tanrı oldu. Tanrı da buz üstü işte ha. Sif o değil ki Allahu ekberde, lafsında Harfinde ben sif bir elif hakkında inanın bana bir saat konuşuyorum. Harf konusunda da biraz uzmanım. Lam ne demektir? Allah var iken bu şekil yoktu. He ne demektir? Mim ne demektir? Lam elif ne demektir? Lam elif beşeriyetten insana dönmektir. O boşuna kullanılmamış elhamdülillah Rabbil alemin diye o harfleri dizmek içerisindeki aklımızdaki fikirleri, vicdanımızdaki hisleri, Kalbimizdeki duyguları, ruh, ruhtaki latifeleri bütünleme simgesidir onlar. İçeriği var. Harfler ille sese de benzemiyor. Şöyle diyeyim. Mesela hiç ömründe Kur'an harfi görmemiş ama. Elhamdülillah Rabbil alemin. Sesimi duyar. Sesi duydu ama bu sesle harfleri intikal edebilir mi? Harflerin şeklini hayal edebilir mi? Edemez. Peki hiç ses duymamış. Harfleri gösteriyoruz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Böyle bir ses olduğunu bilebilir mi? Yok. İşte Kur'an'daki o hafler hem ananın hem hareketin hem fikrin hem vicdandaki hissin duygu ve latifenin bütünselin aktif eden bir enerjidir. Startıdır. Bak şimdi ne yaptı biraz önceki? Şurada mıydı? Bak şimdi bak ne hale geldi soydun. Zahirde meal verdin. Bak zahirde verdikten sonra biraz sonra buzuşuyor. Yani onu seni daha taşıyacak, tanımlayacak, sana heyecan verecek bir şeysi kalmıyor. Aynı bak elmayı soyduk. Ama kabuk neydi? Yani Kur'an'ın lafızları şair-i İslamiye elbise gibi değil, cilt gibidir. Geç. Şair-i İslamiye'deki tabirat-ı nebeviye ve ilahiye. Yani şair-i İslamiye Kur'an'ın ayetleri veya Peygamber ve vesselamın sözleri hayatlardır, sevaplardır. Mesela her bir harfe Kadir gecesinde 30 bin. Lam'ın ebced hesabı kaç? 30. Tı 400. Ya gibi. Bir de o harflerle insanın karakterini keşfediyorsun. Kısacası Kur'an'ın okurken zorlandığınız yere bakın. Tehdit ayetleri var. Niye hayatlardır diye anlattım. Kur'an'ın tabirleri ve Peygamber aleyhissalatü vesselamın Sözleri hayatlardır, sevaptardır, bir cilt gibidir. Böyledir. Gömleğe bak, buna bak. Bir deri hükmündedir. Onların soyulmasıyla yani manayı ortaya çıkarttın. Mana, bir maliye. ya. Onların soyulmasıyla manadaki bir nuraniyet muvakkaten çıplak bir derece görünür. Fakat ciltten cuda olmuş. Yani ciltten ayrılmış bir meyve gibi o mübarek manaların ruhları uçar. Elhamdülillah Rabbil Alemin o metni, o ifadesi, Rabb, alemlerin Rabbine hamdolsun. <laughs> e, Türkçe yazdın. O metinden, o usluptan çıkarırsan ne olur biliyor musun? Manaları, ruhları uçar, zülmetli kalp ve kafalarda beşeri postunu yani beşeri ifadesini bırakıp gider. Nur uçar, dumanı kalır, her neyse aynı şuna benziyor. Yani meali öne çıkarıp aslını unutturmak aynı şuna benzer. Bu. ruhu çıksa bak sif ne hali geliyor? Veya bak şimdi ruhu gitti. Nuru gitti. Yani lafsın ruhu giderse lafsın manası, ulvi manası giderse aynı buna benziyor. Mesela diyor ki bir surete geçin tekrar buraya geçeceğim. Me şu ağlarda şöyle geçiyor. Nasıl ki ceset ruha dayanır. Şimdi ben bedenle mi varım? Ruhu buradan çıkarırsam ne olur? Benim şu anda gördüğünüz surettir. Aslım ruha dayanıyor. Ceset diyor ruha dayanır, ayakta durur, hayatlanır. Aynı bunun gibi de lafız manaya bakar, ona göre nurlanır. Suret şu hakikata istinad eder, ondan kıymet alır. Eğer o ulvi hakikatlardan, ulvi hakikatlardan o mana, o hakikat, o ifadeye, o harflerin içerisine kodlanmıştır. O harflerin tabiatlarına kodlanmıştır. Bir alim geliyor ece ebcetle. Bir alim geliyor mana tabiatı ile. Bir alim geliyor harflerin şekliyle. Bir alim geliyor dizilişleriyle. Bir alim geliyor naz manisiyle vesaire. Eğer o manayı çıkartırsan nuru gider, zülmeti kalır. Dön aynı buna benzer. Bu kadayıza bak eğer ruhu giderse bak adam ne oluyor? Peki ruhani Allah'ın verdiği mana giderse bak böyleyken böyleyken bak yo, gitti Zülmetli kaldı. Bak zülmete bak. Darmadan. Ruhu giderse nasıl dökülüyor? Zahide bir zerafet var. Bu bir manası. Ama şuna bakın. Eğer manadan manadan o lafızdan nuraniyeti yok ederseniz o şu hale geliyor. Ne yapıyor? Zülümat oluyor. Zülümata dönüşüyor. Kendisi yok oldu onu tanımlayacak. Çünkü o tabirat süf alem şahadete bağlı değil. Elfaz-ı Kur'aniye ve tesbihat-ı nebeviyenin lafızları. Peygamber aleyhissalatü vesselamın tesbihatları, Kur'an'ın lafızları camit libas değil. Şöyle cansızdır bakın. Buna bakın. Buna bakın. Aynaya bakın. Simanızı görüyorsunuz. Yüze bakın. Ruhunuzu seyrediyorsunuz. Namazlı mı, namazsız mı, ayarsız mı, itikadı mı, duygularımı, memleketimi buradan çözersiniz. Aynaya bak, et ayna olur mu? İşte camit libas değil bu, deriye bakarak nedir ya? Cesedin hayatlar cildi gibidir. Ne? Kur'an'ın tabirleri, ezanlar, hadisi şerifteki tabirler hayatlar cilt gibidir. Belki murur zamanla, yani zamanın geçmesiyle o deri cilt olmuş, o mana, o lafız cilt gibi olmuş. Libas libas değiştirilir. Gömleği değiştirebilirsin. Ama cilt değilse, bunu yüzersen eti vücuda zarardır. Belki namazda vezandaki ve gibi, namazda ve gibi elfaz-ı mübarekeler yaparsan o elfaz-ı mübarekeler manay örfilerine alem ve nam olamazlar. Olmuşlardır. Alem ve isim ise değiştirilemez. Adamlar sen bunları anlamasan da ey Müslüman'ın evladı, ey Allah'ın kulu sen bunları anlamasan da şunu anlam anlaman lazım. Allah düşmanları, İslam düşmanları değiştiriyorsa sen değiştirmeyeceksin bu kadar. Demek ki biliyorlar işi. Adam geldi direkt şehari hücum ediyor. İslam'ı örf ananeyi kaldıracağız diyor. Yani onu anlatan devam et. Bak. Sese bak. Bir de manasına bak. Alamete bak. Allah Allah. Ey Allah'ın kulu. Bak şimdi şu şeye bak ya. Yük, Yüklenme manaya bak ya. Hiç eskiyor mu? sazlarla çalsa en böyle beğendiğiniz şarkı müzikleri kaç sene önceydi? E, o da aletlerle 5-10 tane aletlerin içinde epey beğendi. Şimdi dinleyebiliyor musun 10 sene önceki? Yok. Ama 10 sene okuduğun önce okuduğun bu ayetler hala canlı. Saz aleti de yok ha. Her zaman nasıl canlı ya? Ya acayip bir ruhlu ya. Nasıl büyülüyor? Devam et. Şimdi geliyoruz. Nasıl ki hukuku şahsiye bir nevi hukukula sayılan hukuku umumiye namıyla iki çeşit hukuku var. Benim bir şahsi bir hayatım var. Bir de umumi bir hayat içinde hayatım var. Toplum içinde bir hayatım var. Bir özel hayatım var. Hukuku umumiye denilir o. Benim hukuku şahsiyemdir. Tamam. Öyle de mesail-i şeriyede yani hukukta da bir kısım meseleler eşhasa taluk eder. Yani hukukta bakılır şahsla alakalı mıdır, evrensel midir, toplumsal mıdır o hukuk? Bir kısmı umuma, umumiyet itibariyle taluk eder ki onlara şair İslami denir. Şair İslami şahs hukuk değil, umumu hukuktur. Toplumun kültürüdür. Yaşanmış İslam kültürünün örf, anane, kültür ve geleneklerini tevarüsen gelecek nesle fiilin enerjilerini, aklın fikirlerini, vicdanın hislerini, kalbin duygularının, ruhun latifelerini nakleden o simge ve sembol hafıza kartı. Hafıza kartına şair denilir. Kur'an'da hocam da burada. Çoğunuz şahitsiniz. Kur'an'da bir şey söylerken, bir şey size ispat ederken, bir şeyin kıymetini gösterirken maziye mutlaka vurgu yapar. Çürümüş kemikleri kim diriltecek denildiği zaman Allah diriltecek demiyor. Onu geçmişte kim hiçlikten yarattı? Veya bir nimeti sana hatırlatırken hatırlıyor musun geçmiş nimetleri diyor. Mutlaka Kur'an geçmişsiz gelecek inşa etmiyor. Yeni nesili işte yeni bir dünya yeni bir nesil yapmak istiyorsanız bu nesli geçmiş hafıza kartını silmeniz gerekiyor. Hafıza kartını silerseniz Hafıza kartını. Bu genç geleceği nasıl tercih eder? His ve heva ve hevesini göre yapar. Evet devam et. Ezan okunuyor dışarıda da. Dışarıda da ezan okunuyor. Burada anlatayım mı taksimi? Ölüm. Bak tevafuk bak. Bak. Dışarıda daha. Da, ha. Haydi namaza. Acayip bir şey. Tevafuk alameti makbuliyettir. Nasıl ayarlayacaksın ezanla ezanı? Ya Rab sana hamdolsun. Rabbim razı. <laughs> dışarıda ya. Bunu getiremezsin ki denk. Duyuyor musunuz? <laughs> ya Rab şükürler olsun. Sünnet-i seniye içinde en mühimi İslamiyet alametleri olan şairi de taluk eden sünnetlerdir. Umumi mesela gusül vaciptir. Banyoda gusül yapmam, o sevabı yapmam. Kim görüyor? Kimseye taluk etmiyor ki, kimseyi teşvik etmiyor. Şair öyle değil. Şahsı farzlardan daha mühim diye söyledim bunu. Yani hususi ve has yapılan farzlardan genel ve umumi şairi, şaire taluk eden farzlar daha mühimdir. Yani benim bütün ömrüm 60 yaşındayım. 17 yaşında bu parkura girdim. Ömrümün tamamı nefesim başka bir yere harcamadan Allah ve Peygamberin dinini hizmet etsem Menderes'in bir ezanı değiştirmesine denk gelemez. Görüyor musunuz? Onun için İslam Karamı'nın özeline bakılmamış. Bir camide bir videosu resmi yok ama biliyordu. Ben bunu yaparsam biliyorsun değil mi demiş Celal Bayır. Bedeli biliyorum demiş. Abdülhamit Taksim'de, Abdülhamit Taksim'e cami yaptırmamışlar. Demişler ki Karaköy buralar aynı İtalya'daki Vatikan gibidir. Buraya özertliktir, size ait değil. Avrupa Birliği'ne aittir dediler. Sen burada cami yapamazsın. Reis'e de öyle demişlerdi. Tayyip Bey'e de öyle dediler. Yapamazsın. Orası bize ait. Bir tane küçük mescit vardı biz mektep okurken orada okudum. Şişli'de. Böyle küçük bir yer vardı. 14 tane havra var. 10 tane kilise var. Burası bizim. Kurtarılmış bölge. Oraya cami dikmesi tapudur. Bize aittir dedi. Yap da görelim dediler. Yap da görelim. Evet yaptı. Evet. Nedir biliyor musun altındaki? Güç nedir? Güç şu. Hristiyanların hakiki ruhanileri. Hristiyan ünvanın ünvanı altında gizli Müslümanlar destek vermese gene yapamazsın. Onun alametidir. Onun müjdesidir. Ayasofya ve Taksim Risk mektubatta geçiyor 59. sayfada Müslüman İsevileri unvanına layık bir kısım Müslüman gizli papaz gibi din alan adamı gibidir ama onlar destek verdiği için. Evet okuduk mu burası? Ha şair adeta hukuku umumiye nevinden cemiyete ait bir ubudiyettir. Birisinin yapmasıyla cemiyet umumen istifade ettiği gibi onun terkiyle de umum cemaat mesul olur. Bu nevi şaire mesela cenaze gibi namazı riya giremez ve ilan edilir. Nafile nevinden de olsa nafile nevinden de olsa şahsi farzadan daha emniyetlidir. Şaire taluk eden ubudiyetler. Devam et. Bu şairin umuma taluku cihetiyle umum ondan hissedardır. Şu ezandan umum istifade etmiyor mu? Sif ezanı gelecek. Namaza davet etmek için değil. O ezanda da söyleyeceğim ama aynı zamanda ezanın gittiği yere kadar erva, habise ve cinler tutunamıyor. Onu gören köpekler veya diğer canavarlar bağırıyor. O kime bağırıyor? Kaçışan kafir cinlere bağırıyor. Gazali söylüyor. Olmasa onlara ilişmek umumun rızası olmasa onlara ilişmek umumun hukukuna tecavüzdür. O şairin en cüzisi sünnet kabilinden bir meselesi en büyük bir mesele hükmünde nazari emnettedir. Doğrudan doğruya umum alem İslam'a taluk ettiği gibi mesela Mescid-i Aksa, Ayasofya, Asıl Saadet'ten şimdiye kadar bütün Eazim-i bağlandığı o nurani zincirleri koparmaya aslında Ayasofya bizi ecdada bağlıyordu bizi oraya bağlıyordu, koparttı bizi. Ve her sene ayın namı altında, kültür namı altında sihir ve hipnoz yapılıyordu. Devamlı her sene 40 defa orada aynı gezi namı altında sihir yapılıyordu. Bizi koparıyordu. Ama ne yaptı o Ayasofya? Yadigarımdır dedi. Yani bizi ecdada bağlayan aynı zamanda sistemdi. Asıl saadetten şimdiye kadar bütün Eazim İslamiye'nin bağlandığı o nurani zincirleri mesela Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Hırkay-ı Şerifi. hırkay Şerif'in ne özelliği var ya? İşte hırka işte. Değil. Orada bir ruh var. Onu koparmaya, tahrip ve tahrif etmeye çalışanlar ve o işe yardım edenler düşünsünler ki ne kadar deşitli bir hataya düşüyorlar ve zerre miktar şuurları varsa titresinler, titreyecekler daha. Aynı zincir bu. bu. Nereden biliyor bu kadar buna saldırıyor abi ya? Adamla. Ya bilmiyor. peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ın suyu kastını tertip eden kimdi? Veriyor adam. Ya ben bir zikrim var. Dedim on tane yapacağım. Üç defa yaptığımızı hatırlıyorum yatakta. İki veya bir zikir yapınca uyutuyor beni. Adam biliyor. Adam şu anda buraya bu atmosferi giremiyor. Ama içimizdekiyle mesajlaşıyor. Nefsim, nefse maremle şeytan. Bak şimdi şair neymiş bir gel. Mazinin yaşanmış bir medeniyetin kültürünün istikbale taşıyan dediğimiz gibi örf anane kültürü onlar zincirdir. Fikir bir zincirdir, his zincirdir. Bak zincirler ne yapıyor? Şimdi görün bak. Sarıkla minare, çarşaf <laughs> ve geçmişle bizi bağlayan arkada gözükmeyen zincir var. Yani film seyrediyorsun ama Arkasına 111001 bir, 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 yazılım olduğu gibi. Şu sarık gibi gözüküyor. Bu minare gözüküyor ama bu haya gözüküyor. Bu din parlıyor din. Bu da din bakın görüyor musun? Arkası böyle bir yazılım var. Farklı farklı iken arkada zincirle birbirini bağlamış. Nurani zincir. Nurani. Şuraya bak ya. Allah ebeden rahime razı olsun emeği geçenlerden. Nasıl yapmışlar ya? Biz dinlemeye, sabretmeye bir saat sağ tahammül edemiyoruz. Haftalarca buna uğraşılmış. Tamam. Şeyi mı diyorsunuz? Tabii ya. Ha, ha. Bir de Emek. Televizyonu getiren de var abi ya. Evet. <laughs> ya televizyon değil. Bu mekanı, arsasından bugüne kadar maddi ve manevi emi geçenleri Rabb'i Zülcelal'e avale ettim. En iyi karşılığı o verir. Ben vermekten acizim. Ben de senin gibi bir şeyim benim bir vazifem var. Fitil getirir, kibrit getirir, lamba getirir. Herkes bir özelliğini getirir. Bu olur. Bak şimdi ne kadar rahatız. Öyle mekanlardan geçtik ki ya arkadaş kimseyi getirmeyin ya diyordum. Getirmeyin ya yer dar. Getirmeyin davet etmeyin. Davet etmezdik. Yer yok. Bunu biliyorsunuz. E şimdi Allah ebeden daima razı olsun. Bak bir tane de burada birisi var. Şey yapmayayım. Ona dedim ki merak etme bu bitecek. Bitince de davet edeceğim. Bu senin vesile olduğun şeylerin nerelere yaradığını seyredeceksin ve Rabbine şükredeceksin. Benim çoluk çocuğuma yapmıyorsun. O şu anda dinliyor burada. Bahtiyarlardan o da. Geçti ama böyle şeyleri ıskalamayın. Fırsat kabul edin. En ufak bir şey dendiği zaman masa mı lazım? Hemen atla. Bulamazsın bu fırsatı. Şair tabi. Tabi adamlar biliyor. Mesaili şeriattan bir kısmına tabudu denilir. Şairin bir kısmına e, tabudin. Ne demek tabut biliyor musun? Aklın muhakemesine bağlı değildir. Emrolunduğu için yapılı illeti emirdir. Allah'ın emridir. Ezan mesela. Tesettür mesela. Yani aklın acaba bu ne demektir? Bil veya bilme. Allah emretti. Mesela sefer. Allah emretti. Hikmeti, meşakat diyebilirsin. Efendim imkanlar diyebilirsin ama... İlleti ile hikmeti ayrıdır. İlleti nedir? Tabudu Allah emretti. Şairin tabudu kısmı yani Allah emretti bunu ya sen kimi bozuyorsun? Allah'ın emrettiğine şair denilir. Allah manası ile kendi mesela namaz emretti. Nasıl yaparsanız yapın. Demedi ki namaz emredirken şeklini de o söyledi. Şöyle şöyle yapsak ne olur? Olmaz ki. Kendi kendisi söylüyor. Şeklini de o söylüyor. Şairin tabudu kısmı. Hikmet ve maslahat onu tayin edemez. Şimdi efendim bu gerekiyormuş. Türkçe bilmiyorlarmış. O hikmettir. Hikmeti o illeti ortadan kaldırmaz. Biz üniversitede veya lis lisede veya mektepte okurken bir redoks sorusunu çözebilmek için kimyada 108 tane elementin atom ağırlıklarıyla ezberlemiştik. Çok çok üniversite çıkacak 1 ve 2 soru veya sınıf geçmek için. Ama sen ve ben 50 sene namaz kılıyoruz. Bir subhanallah, elhamdülillah, bir elhamdülillah Fatiha'nın manasını bilmesen ne yapsın bu din? Bir baksana ne olacak ki elhamdülillah Rabbil Alemin. Bir redox için 109 tane element ezberledik ya. Kaç tane yabancı lisanda kelime ezberledik ya. Ya insan 40 sene namaz kılıyorsun. Subhanallah, elhamdülillah, Allah-u Ekber'in elhamdülillah manasını nasıl bilmezsin ya? E sen de umuyorsun da cenneti ben de uymuyorum. Diğer ecdat da bekliyor. Yok bu kadar olmaz ki insan biraz gayret edecek yani. Bir subhanallah ne demektir? Eve gidiyorum demek değildir herhalde tabii. Şairin tabudu kısmı hikmet ve mastat onu tahir edemez. Ya vallahi subhanallah hadi arkadaşlar tespit çekelim. <laughs> demek değil yani. Niye? Ben bilmiyorum. Bilmiyorum diye senin hikmet ve mastat onu kaldırmaz ki siz. Sen misin bu alemde? Tabudülük ciheti tercih ediyor. Ona ilişilmez. Yüz bin maslahat gelse onu tayir edemez, değiştiremez. Mesela biri dese, ha, oysa ezanın hikmeti Müslümanları namaza çağırmaktır. Müslümanlar namaza çağırmak şu halde deseler, ezan sıf namaza çağırmak olsa şu halde bir tüfek atma kafidir diyorlar. Oysa ezan sıf Müslümanları namaza çağırmak değildir. Halbuki o divane bilmez ki o binler maslahat ezanı içinde o bir maslahattır namaza çağırmanın an manası ezanın bir manası namaza çağırmak bir tanedir manası bir tane sif o değildir biraz önce söyledim tüfek sesi o maslatı verse tamam bu bumete anlat o namaz vakti gelse ezan yerini yapsak olur mu olmaz çünkü sif namaza çağırmak değil acaba nevi beşerin neymiş bak bir esas manası neymiş ezanın İnsanlığın, insanlık adına yahut o şehir alis hesabına Arnavut köy Arnavut köy hesabına biz evdeyiz hocam şu camide hepimizin adına Allahu ekber Allahu ekber dese ne demekmiş Hilkat-ı kainatın netice uzması Allah bizi niye yarattı Nevi beşerin netice hilkatı bu mevcudatı bize niçin emrine bizim emrimize verdi Cenab-ı Hakk'ın kainatı yaratması, tasarrufatı bizi emrine emrimize vermesi, bizden beklendiği Cenab-ı Hakk'ın bu rububiyetine karşı ubudiyeti, ubudiyet hakikatını takınıp Allah'ın rububiyetine karşı ilanı sada etmektir. Yani mukabele etmekmiş en en mühim en mühim manası ezanın. Yani o şehir yani kainatın veya o şehir alisi namına veya hilkat ı kainatın netice uzması, nevi beşerin netice hilkati olan ilani tevhidmiş. Bir, Allah-u Ekber, Allah-u Ekber, Allah birdir. La ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yoktur. Birincisi ilani tevhiddir. İkincisi rububiyet ilahiye. Yani bütün kainat Allah'ındır. Mülk Allah'ındır. Onun hakikatını ifade ediyorum. Karşı izhar ubudiyet, ubudiyete vasıta olan ezan. Ezan neymiş? İlanı tevhid ve rububiyet ilahiye karşı izhar ubudiyet. Allah'ın kainattaki tasarrufatını kabul ediyorum ya Rabbi. Kabul etmemin ifadesiymiş. Kim? O bölgedeki hoca bizim vekilimizdir. O bölgedeki okunan ezan bizi tanımlıyor. Ya Rabbi senin kainatın rububiyetini, icraatını senin kullarının ve vesili, imamı olarak ben bu rububiyetine karşı ilanı ubudiyet ediyorum. Bu sefer Cenab-ı Hakk'ın attığı adıma uluhiyet denilir. Ubudiyete karşı Allah'ın verdiği cevap uluhiyettir. Ezanı yerini hangisi tutacak? Ezan yapabilir, şey, tüfek yapabilir mi? Bu olur mu? Ne oldu? Ava mı gidiyorsun ya? Ne adam mı öldürüyorsun? Şuna bak, şuna bak. Vay be. Kainat dönüyor ya. Tüfe bak. Oku be. Oku be kardeşim. Şöyle. Bir de tüfeğe bırak. Tüfeğe gelsin. <laughs> Bir tane daha. Ay ki. Ya bana ne geliyor? Peygamber Efendimiz bize ilaç veriyor. Şöyle düşünüyor. İlaç, bize ilaç veriyor. Şuna bak ya. Evet. Ayasofya bazılar dediği gibi cami görünümlü şair-i İslamiye'nin azamlarındandır. Bediüzzaman Hazretleri 50 bin kişiye burada e, şey vermiştir. Konuşma yapmıştır. 50 bin hutbe vermiş, hitap etmiş. Ayasofya fetin simgesidir. Ayasofya'yı cetveli alın. Mescid-i Aksa'ya cetveli koyun. Böyle öteki ucu Kabe'ye gidecektir onu örtmek için yapılmıştır. Bu kiminse İstanbul onundur. Pazartesi evet. Yarın İstanbul'un fethinin, e, kılıç kuşanmanın, cihat etmenin zamanıdır. O da oydur. Reylidir. Yarın, yarın hak edeceğiz inşallah. İnşallah. Evet inşallah. Bu Ayasofya ve Vakfiye Namesi'nde vardır. Bunu aslından çıkaran başka maksatla şey yapan. Peki ne demiş İngiliz? Demiş ki Ayasofya'dan vazgeçin. İstanbul'un istediğiniz yerde Oraya istimlak edeyim. 10 katı büyüklüğünde yapayım. Ama ondan vazgeçin. Ayasofya cami değil, cami olarak görünen bir medeniyetin başka bir medeniyete dönüşmesinin adıdır. Ayasofya açılarak Hristiyanlığın İslamiyata tebedül ettiğini gösterecektir diyor Ustad. Gelelim şeye o Taksim. Biraz önce anlattığım gibi Abdülhamit bile yapamadı. Burası bizimdir. 14 havra Yahudilerin 10 tane Hristiyan kilisesi. Bir tane küçük mescit vardı. Yapamazsın dedi. O bir simgedir kardeşim. Semboldur. Bunu Müslüman biliyor ama bizden daha iyi onlar biliyor. Ama onlar bilsinler ki Müslüman eski Müslüman değildir, inanın bana. Amelen, amelen o kadar değilse bu gençlik, bu Müslümanlar amelen o kadar gayretli Namaz yazık özel ibadetleri yok ama vallahi inanın, teşvik için söylemiyorum. Eski Müslüman değil. E ayrılan, uyanan, şuurludur, heyecanlıdır, gayretlidir, eskisi gibi değildir. Her şeye rağmen İslam'a sahiptir. Delinin nedir? 15 Temmuzdur. Düşünebiliyor musun? Tank atabilir misin kendini ya? Tank atabilir misin ya? Attı bir tane. Ve namazı yokmuş ya. Bir tanesi çıkıyor ta Taksim'de meyhaneden. Yılbaşında İngiliz birisi ben Almanya'daydım. Tercih edeyim. Abi bu ne diyor ya diyor. Tutmuşlar bakalım o meyhaneden çıkan gence tutuyorlar. Muhammed hakkında ne düşünüyorsun diyor. Muhammed. Yani ben dinledim. Abi bunu Alman televizyonunda İngiliz vermiş. Demiş ki hangi Muhammed'den bahsediyorsun? O peygamber var ya o peygamber benimdir doğru söylüyor lan diyormuş. Aynı böyle diyor. Benim yaşadığımı söyleyeyim. Tepecik'te ders yapıyorum. Karabalık bir tane sarhoş ya e, aşağıda içiyorlarmış. Demiş ben Nurculara gideceğim demiş. Gitme demiş. Bu halinle hepimiz sarhoşuz. Nereye gidecek kovacaklar. Kovmazlar beni. Neyse gelmiş. Bir tanesi gelmiş. Ne bilerim oraya oturmuş. Ben de o zaman ders yapıyorum. Niye Hazreti Muhammed peygamberdir? Ben bizzat yaşadığımı nakil değil. Onun dersini yapıyorum. Ali sallallahu ve selam niçin peygamberdir? O coşma Ali, o coştuk gidiyoruz. Bir anda adamı çekiyorlar falan kalkmak istiyor. Bırakın dedim kalksın. Kalk kardeşim ne diyeceğiz? Bakma hocam en kral peygamber bizim peygamber. Olan sarhoşumuz bu ya. Ayık ne olur? <laughs> Bana yaptı onu ya. En kral peygamber bizim peygamber o indi aşağıya. Peki ya şuurlu olsa onu yapacak? Bakın İmam-ı Şafii diyor ki ey Müslüman küfrün yani düşmanınızın okunu takip edin. O sizi dostunuza götürür. 55 İslam devletinin alimleri fetva veriyor. Bu adamı destekleyin diye. Bütün ehli küfür ittifak etmiş. Bu adamı destekleyin diye. Senin için bir anlam taşımıyor mu? Bütün 55 İslam devletinin uleması fetva veriyor. Tayyip Bey'i destekleyin. Bütün ehli küfür ittifak etmiş. Bu adamı destekleyin diye. Senin için bir ha bir mana ifade etmiyorsa sen zaten hayatta bir şey ifade etmiyorsun ki. Ama bilenler biliyor. Çamlıca yedi tepeden bir tepedir. Ecdat bırakmış. Gelecek neslin vazifeleri yapacak demiş. Osmanlıca'da var. Çamlıca en müsait olduğu halde cami dikmemişler demişler ki e, Abdülhamit'e sormuşlar niçin yapamıyor yapamadı? Vazifeli gelecek merak etme. Taksim'de de aynı yazıyor. X kitabında Çamlıca 7 tepeden bir tepedir. Oraya da vazifeli gelecektir. Bunun ne anlama geldiğini buraya hücum edenlere bakın. Buraya sahiplenenlere de bakın. Onun altına bir gidin Çamlıca Camisi'ne. Geçen hafta gittim. Evet mi abiler? Vakıflarla gittik. Bir müze var. Ücretsiz. Peygamber aleyhissalatü vesselam'ın mukaddesleri, yani mana dünyasının simgesellikleri, Kur'an-ı Kerim'in asıl orijinalların sayfaları, yani Peygamber aleyhissalatü vesselam'ın bazı alametleri, hepsini sergilenmiş. Ya böyle bir İslam'a ve Kur'an'a şaire hizmet eden bir toplumu, şahsı Allah eder eder mi ya? Etmeyecektir. Ama... Kafirler istemese de Allah nurunu tamamlayacak. Ama Müslüman istemesi lazım. Öyle Müslüman ahmak olamaz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam demiş ki Müslüman ahmak olamaz. Ahmak nedir ya Resulallah? Bir delikten iki defa ısırılmaz. Zaten CHP bizi delik değil. Duman etti kardeşim. Siciline bakmaya bakamazsın. Bakamazsın ki. Çünkü ideo, idealist değildir CHP. İdeolojidir. Sana hak hayatı tanımaz delili geçmiştir. Bu kadar katliamlar ben mi yaptım? Dersin faciaları bunları kim ortadan kaldırabilecek? E şimdi çok şükür ki en azından bize yakın, bize yakın ve davamıza da destek veren böyle bir şey Cenab-ı Hak nimet ilahi bize vermiş. Allah muvaffak etsin. Bu Çamlıca'dan söyledim. Çamlıca'yı Abdülhamit söylüyor. Taksim'e de diyor. Çamlıca'da kendi Osmanlıca eserde yazıyor. Onun vazifelisi gelecek diyor. O yapama o taks şeyi Taksim'dekini Abdülhamit de yapamadı. Yaptırmadılar. Adamı ne hale getirdiler? İndirelim de ne olursa olsun. E peki ne yapacağız şimdi? Düşünmedik ki de bir. Abdülhamit e gitsin de ondan sonra düşünürüz demişler. Bu adam gitsin de ne olacak? Sonra düşünürüz. Aynı kanun. Kızıl Sultan dediler. Buna da ne dediler? Diktatör. Diktatör iki defa seçime mi gider ya? Ben sana hak gayet verir miyim ya? Duman ederim seni ya. Geceniz gündüzünüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak iki cihanda aziz eylesin. Amin. Ya Rabbi bizim kusurlarımıza bakıp rahmetini, nimetini, ikramını, lütfunu esirgeme. Kend gene kendi ifadesiyle aramızdaki bazı beyinsizlerden dolayı bize azap etme ya Rabbi. Amin. Nurunu tamamla ya Rabbi. Amin. Bu memleket ve bu İslamiyet din senin dinin ya Rabbi. Amin. Müslümanlar da senin kulun Allah'ım. Kafirleri muvaffak ederek güldürme ya Rabbi. Senin düşmanlarına düşmanız ya Rabbi. Senin düşmanlarınızı düşman edindik. Bizi senin düşmanlarına galip ettir ya Rabbi. Hizmet imani Kur'an daim eyle ya Rabbi. Tekrar yarın ve pazartesi Allah'ım İslam'ın fethini tekbir anlamında olan oylarla bize de yeniden fethi nasip eyle ya Rabbi. Ve ahir davahum en Rabbil alemin. Haseten 124 bin enbiyanın, 124 evli, 124 milyon evliyanın haseten İstanbul'un fethinin banisi olan Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri'nin manevi fatihi olan Eyüp Sultan Hazretleri'nin ve bu beldede, İstanbul beldesinde ölüsüne dirisine iman etmiş olanların Ruhu için Allah rızası için El Fatiha